Arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bugünkü videomda sizlere Sevda Papağanımızın eli alıştırma eğitimini göstereceğim. Şimdi siz diyorsunuz ki niye klozette oturuyorsun? O da bir aynı bir şey tabii. Ben bu eğitimi banyoda veriyorum arkadaşlar. Kafesin içerisinde vermek istemiyorum. Kafesin içinde de verdim bir dönem ama kendini sağa sola vuruyor, zarar veriyor. Bir de ben hayvanın özgürlüğünden yanayım. Hani kafes içinde eğitime alıştırmak istemiyorum. Özgür alışsın, uçarak alışsın. Yani kendisi gelsin gitsin. O şekilde alıştırmak istiyorum. Niye banyoda veriyorum bu eğitimi? Şöyle söyleyeyim. Salonda verdiğim zaman birincisi çok pislik oluyor. Kaçıyor. Kaçacak yeri çok. Gitti mi gelmiyor. Diğer odalara gidiyor filan. Sıkıntı. Banyo hem hijyen açısından güzel. Hani kirletse de hemen suyla bir temizleyebiliyorsunuz. Direkt küçük. Hemen seni görüyor. Elindeki yemi görüyor. İşte yemle eğitim veriyorum zaten. Banyo benim için daha ideal oldu. Bu 3-4 gündür başladım ben bu eğitime. Yalnız bende bu Sevda Papağanı bayağıdır var. 5 aydır falan ortalama bende. 3-4 aydır ya yani ortalama o civarlarda. Elim değmedi. Eğitim veremedim. Yeni başladık bu eğitime ama yaşı da var. Yani biraz aslında zor olacak bu eğitim. Genç olsa daha iyi olur bence. Burada eğitimi nasıl veriyoruz arkadaşlar? İlk başta yemi elime aldım. Avucuma koydum ama. Gelmedi. Ertesi gün aç kaldı. Ertesi gün mecbur geldi. Eğitimi o şekilde vermeye çalışıyorum. Ama her zaman söylüyorum bu şekilde eğitimlerde susuz bırakmayın. Yeme dayanır ama bir iki gün suyu kesinlikle verin arkadaşlar. Evet, size canavarı göstereyim ben. Evet, yamyam kuşumuz bu arkadaşlar. Şu an hani ben kafesin içinde eğitim vermek istemiyorum. Özgür alışsın. Dışarıda elime gelmeye alışsın hesabı yapıyorum. Şu an mesela bir deney yapacağım. Bakın şimdi. Gel oğlum. Renkli. Gel. Hareketler bakın. Tedirginliğe bakın. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Renkli. Mesela şu an gelmiyor. Ama birazdan göreceksiniz. Kendisi gelecek. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gelsin. 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 Bak hareketlere bak. Şimdi mesela şu an gel bayağı bir yabani. Yaşı da bayağı büyük olduğu için zor eğitilecek ama yani birkaç ay eğer eğitim vermek istiyorsanız birkaç ay sabretmeniz lazım canavara. Evet, şimdi başlayalım eğitime. Şimdi elime yem alıyorum. Hiç zorlamıyorum. Geliyorsa geliyor. Gelmiyorsa zaten ertesi gün muhakkak geliyor. Bakın. Benden kaçanı gördünüz mü? Demin önce benden kaçan. Şu an yemi gördüğü için geliyor. Ne var? Gelecek mi? Gelecek mi? Gel. Yalnız ben direkt şunu söyleyeyim. Ben ilk günlerde yemi avucuma koydum arkadaşlar. Avucumda yedirdim elime alışsın diye. Ama avucum terliyor. Parmakları böyle kımıldatıyor. Korkuyor atlıyor. Avucuma alıştı ama artık avucuma alıştığı için şu şekilde yediriyorum. Ben direkt gelmesine izin vermiyorum. Parmağıma gelmesini istiyorum. Direkt konuyor, kabul etmiyorum. Parmağıma konarsan yediriyorum. Birkaç defa zorlandı. Parmağıma geldiği zaman yeme getirdim, alıştı. Şimdi bakalım, deneyelim. Gel bakalım. Gel. Ya, demin önce kaçanı gördünüz mü? Ne haber? Yemek? Ya, yam yam. Şimdi şey aşamasında arkadaşlar, karnı doyunca kaçıyor yani. Ama zamanla bu birkaç ay bu şekilde sabredersek herhalde alışır diye düşünüyorum. Çünkü yaşı var bunun. Aslında ben ilk aldığımda hata yaptım. Yani o hatayı siz yapmayın. Çok kirliydi, çok kokuyordu. Böyle bir, pis bir şeydi. Ben bunu aldım, çeşmenin altına yıkadım. Tabi elimden korktu. Yani aslında hata bende. Yıkayınca ama çok pisti be. Kokuyordu. Tamam tamam yok şey. Tamam. Şimdi elime ilk geldiği dakikalar böyle ayaklarıyla kasıyor. Hissediyorum böyle. Gergin duruyor. Herhangi böyle uçmak şeymiş gibi böyle yan yan duruyor. Hiç ellemeyeyim. Bir 2-3 dakika sonra kendi öyle bir salıyor ki. Acıkmış. Canavar.
Yani umarım bu şekilde alışır. Hani elimden zarar gelmeyeceğimi, benden ona zarar gelmeyeceğimi bu şekilde alışır inşallah. Salonda yaptığınız zaman, yani evin içinde yaptığınız zaman gelmiyor ya. Avucuma yem de koydum, gelmedi. Bence banyo şu an ideal benim için. Kafeste durmasındansa banyonun içinde uçuyor, geziyor. Bence daha ideal yani. Alışırsa da zaten çıkar. Genç yaşta olsaydı daha çok alışırdı diye düşünüyorum. Şu an bunun yaşı varmış bayağı. Değil mi? Demin önce kaçan kuş nasıl bak geliyor. Ama kesinlikle arkadaşlar böyle şeyde hani ilk gün gelmiyor. Haliyle aç kalıyor hayvan. Ama kesinlikle suyunu ihmal etmeyin. Suyunu verin hayvanın her zaman. Yemden bir şey olmaz. Bir gün yemese, 2 gün yemese bir şey olmaz zaten. Zaten dışarıdan yeni aldığınız hayvan da strese giriyor. Nereden baksanız 3-4 gün yemek yemediği de oluyor bunlar. İlk geldikleri zamanlar. Yani yem konusunda çok sıkıntı etmiyorum. 2-3 gün zaten dayanıyorlar. Ama ertesi gün zaten muhakkak geliyor eve. Ama dediğim gibi ben şuraya lavabonun oraya fincanda su koydum. Önce alışsın diye fincanın yanına yem döktüm. Suyun içine de yem döktüm. İçtiğini de gördüm oradan. Suda sıkıntımız yok. Suyu içiyor. Evet. Sevda papağanı bir alıştırma videosu çekelim dedik. Umarım sizlere bu konuda yardımcı olmuşumdur. Bu tamamen benim deneyimim arkadaşlar. Yani ben de şu an işe yaradı. İnşallah sizde de yarar. Çok tatlı. Şöyle ısırası geliyor adamın ama ellettirmiyor. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Telefonu şöyle çevirmek zorundayım. Kusura bakmayın. Hoşça kalın.